İkinci mesele. Türkiye biliyorsunuz Gazze'nin her zaman yanındaydı. Gazze'nin her zaman tarafındaydı. İsrail'in karşıtıydı. İsrail'e karşı gerçekten de biliyorsunuz ki Erdoğan'ın söylediği sözlerden birisi ne dedi? Hiçbir istisna olmadan şunu söylüyorum ki Gazze'deki zulmü durdurmak için elimizdeki bütün imkanları kullanacağız. Birkaç gün sonra kullandığını gördük. Bir baktık ki TÜİK'in açıklamasına göre mineral yakıtlar, mineral yağlar, bunların damıtılmasından ortaya çıkan ürünler, bitumenli maddeler, mineral mumlar. Şimdi bunları bir düşünelim bakalım. Şimdi kimyayla ilgilenen insanlar bu maddelerin nerede kullanıldığını gayet net bir şekilde biliyor. Şimdi Türkiye Devleti bu maddeleri İsrail gibi bir memlekete gönderdiğinde ne için kullanılacağını ve İsrail'in gündeminde Gazze'nin olduğunu bile bile bunları gönderdiğinde gerçekten ne için kullanacağını bilmiyorum. İnorganik kimyasallar, barut olsun, patlayıcı maddeler olsun, ateş alıcı maddeler olsun. Bakın bunlar TÜİK'in kendi raporunda, kendi sattığını belirttiği raporda okuduklarımız. Bunlar kendi TÜİK'in direkt İsrail'e sattığı ve karşılığında da maliyetini belirttiği raporda okuduklarımız. Açık bir şekilde silahların ve mühimmatların satıldığı, bunların parçalarının satıldığı açık bir şekilde o TÜİK'in açıkladığı o makalenin içerisinde, o faturanın içerisinde net bir şekilde var. Şimdi Allah rızası için bu mu Erdoğan'ın yapmak istediği destek? Ama bunu Amerika yaptığı zaman biz Amerika'ya ağız dolusu konuşuyoruz. Ama bunu TÜİK yaptığı zaman susuyoruz, pusuyoruz. Niye? Korkuyoruz. Ya Allah subhanahu ve teala'nın huzuruna gittiğimiz zaman Allah subhanahu ve teala diyecek ki insanlardan niçin korktunuz? Benden korkmanız gerekliydi. Bana göre konuşmanız gerekliydi. Benim kanunlarıma, benim hükümlerime, size şeriat olarak indirdiğim yasalara göre konuşmanız gerekliydi. TÜİK'i şu an bakın bakalım nerede bulabiliyor musunuz? Erdoğan dediğiniz kişi nerede? Şu cehennemin içerisinde olan kişiden mi bahsediyorsunuz? TÜİK dediğiniz kurum şu cehennemin içerisinde yanan o toplumdan mı bahsediyorsunuz? Ben size zalimlere meyletmeyin, ateşlere dokunur demedim mi? O zaman siz de girin bu cehenneme. Siz de girin bu azaba. O sızının, o acının, o sıkıntının içerisine siz de girin dediği zaman Allah subhanahu ve teala ne yapacaksınız? Hı? Ne yapacağız? Ya bugün o kadar insanın durumunu bilirken, o kadar insanın durumunu izlerken, görürken ya bu yapılacak iş midir? Biz bu konularda şaşkın değiliz. Zaten bu sistemden beklenilecek şey budur. Bu sistem İslami bir sistem değildir diyoruz. Sistemin başındaki adam da İslami bir adam değildir diyoruz. Bizler öncelikle şu İslam dinini bir öğrenelim, bir bilinçlenelim. Şu üzerimizdeki yükü hep beraber atalım. Ya arkadaşım biz sistem olarak sizi isteyemiyoruz, hazmedemiyoruz, kabullenemiyoruz, olmuyor demesini bir bilelim. Bunu bilmekten önce bunu öğrenip sonra bunu dile dökelim.